Logaritmalı eşitsizlikler örnek soru 7. Bu videomuzda logaritmalı eşitsizliklere bir örnek soru inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. Logaritma 2 tabanında parantez içinde logaritma 3 tabanında x eksi 1 büyük eşit bir eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz. Logaritmalı eşitsizliklerde klasikleşmiş bir sorudur. Logaritmanın üstüne başka bir logaritma koyarak oluşturulan eşitsizlik. Oldukça dikkatli olmamız gereken ve ne yapmamız gerektiğini iyi bilmemiz gereken bir sorudur. Öncelikle logaritmanın iki tabanını karşıya göndereceğiz. Taban birden büyük olduğu için eşitsizlik yön değiştirmez. Logaritma 3 tabanında x eksi 1 büyük eşit 2'yi diğer tarafa gönderdiğimizde 2 üzeri 1 oluşacağından dolayı 2. Şimdi bu logaritma 3 tabanındaki 3'ü karşı tarafa gönderiyoruz. Yine taban birden büyük olduğu için eşitsizlik yön değiştirmez. X eksi 1 büyük eşit 3 üzeri 2'den 9. Eksi 1'i diğer tarafa atarsak x büyük eşit 10. X'in sağlaması gereken ilk şartı bulmuş olduk. Şimdi tanım kümesi şartlarına geliyoruz. Buradaki x eksi 1'in büyük 0 olması gerekir. Bu 1'i diğer tarafa atarsak x büyük 1. X'in sağlaması gereken ikinci şartı da bulmuş olduk. Şimdi geliyoruz sağlaması gereken üçüncü şartı. Burada bu logaritma 3 tabanında x eksi 1 de bir logaritmanın üssü olarak yazıldığı için bunun da sıfırdan büyük olması gerekir. Önce x eksi 1 büyük sıfır olmalı dedik. Bir de logaritma 3 tabanında x eksi 1 büyük sıfır olmalı diyeceğiz. Bu üçünün kesişimi bize bu logaritmalı eşitsizliğin çözümünü verecek. Üçü diğer tarafa yolluyoruz. Taban birden büyük olduğu için yön değişimi yok eşitsizlikte. X eksi 1 büyük. 3 üzeri 0 1. Eksi 1 de diğer tarafa atarsak x büyük 2. Burada tekrardan x eksi 1 büyük 0 olmalı dememize gerek yok. Onu dedik zaten. Bu üçünün kesişimini alacağız şimdi. 3 tane sayı doğrusu çizelim. Bu dedi ki x 10'a eşit ve büyük. 10 dahil. Burada dedi ki x büyük 1. Bu dedi ki x büyük 2. Bu üçünün kesişimi 10'dan sonraki kısım. X 10'a eşit ve artı sonsuza kadar olan kısım bu eşitsizliğimizde x'in sağlaması gereken aralıktır. Aralık olarak yazacak olursak x büyük eşit 10'dur. Veya diyelim. Bu şekilde logaritma içinde logaritma ile oluşturulmuş bir eşitsizlik görürsek tabanı karşı tarafa gönderiyoruz. Tekrar tabanı karşı tarafa gönderiyoruz. Taban birden büyükse yön değişimi yok. Birden küçükse yön değişimi olur. Buna göre bir çözüyoruz. Bir x değeri elde ediyoruz. Sonra tanım kümelerine geliyoruz. X eksi 1 büyük 0 diyoruz. Sonra buradaki logaritma 3 tabanında x eksi 1 büyük 0 diyoruz. Hepsini çözüp bunların kesişimini alarak bu logaritmalı eşitsizliğin çözümüne ulaşıyoruz. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.